Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gelen sorular üzerine bu videoyu oluşturdum. Nedir gelen sorular? 1. Nötr koparsa herhangi bir nedenle cihazlara zararı var mı? Olası etkileri nelerdir? Ondan bahsedeceğiz. 2. soru ise piyasada yine bir bilgi var. Bu varistör meselesi var. Bu varistörü devreye bağladığımızda güvenli mi olur, güvensiz mi olur? Devreye bağladığın zaman tam her şartlarda güvenlik sağlar mı, iş görür mü? Değerli arkadaşlar, hepsi anlattıklarımız, söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın diye böyle bir devre oluşturdum değerli arkadaşlar. Burada 3 faz var. 3 tane kaçak ambulansı koydum. Niye bu 3 tane kaçak ambulansı arkadaşlar? Bu birinci daire. Şu bölge ikinci daire, şurası ise, bu böyle ise üçüncü daire olarak izah ettim. Biraz sonra bunun ne anlama geldiğini özellikle bu varistör meselesinde çok daha iyi anlayacaksınız. Kısaca hemen nötr koparsa ne olur? Olası etkiler nelerdir? Ne tür cihazlarımıza zarar verir? Hemen yakar mı? Öyle ya, bu nötr kopması da adeta efsaneleşti. Değerli arkadaşlar, azıcık elektrikten anlayan, biraz da tesisatı yönetmeliğe uygun yaparsa bu nötr kopma olasılığı çok düşük. Ha, kopar mı? Kopar. 30 yıldan aşkındır bu işlerle uğraşıyorum. Bu meslek hayatım boyunca sadece hatırladığım kadarıyla 1 ve 2 kez denk geldim. Her iki seferinde de cihazlar zarar görmemiştir. Bu tabii hiç zarar görmeyecek anlamına gelmez. Özellikle monofaze kaçak akım rolesi olsa sıkıntı yok. Ama bu trifaze kaçak akım rolesi olduğunda herhangi bir nedenle bu nötr koptuğu zaman rolenin çalışma mantığı gereği nötr koptuğunda role devre dışı kalmıyor. Atmıyor role. Ama bizi korumaya devam edecektir. Tabi role o anda arızalı değilse, yani sağlamsa, Allah korusun, buralarda bir elektriğe çarptığımızda role nötr kopmuş olmasına rağmen bizi elektriğe karşı koruyacaktır arkadaşlar. Şimdi nötr koparsa ne oluyor, ona bakalım. Evet değerli arkadaşlar, şu anda 2 ampul bir ketil çalışıyor. Diyelim ki bu durumda böyle çalışırken nötr koptu. Bu şart değil ise nötrü kesecek şu anda. Evet, bu şekilde çalışırken nötr koptu. Böyle bir durumda değerli arkadaşlar, pratik bilgi, hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Direnci düşük olan daha düşük bir voltaja maruz kalacak. Direnci yüksek olan diğer alıcıya göre daha yüksek bir voltaja maruz kalacak. Böyle bir durumda zarar görme ihtimali var mı? Elbette var. Ne tür cihazlar zarar görür? Patlama ihtimali, böyle ampulümüzün patlama ihtimali var. Eğer o anda özellikle cep telefonu şarjı veya bilgisayar laptop adaptörü onlar şarjdaysa bunların kuruması var, ama çok düşük bir ihtimal. Bunların zarar görme ihtimali var arkadaşlar. Zaten şimdiki teknolojiyle bu tür arızalara karşı bütün cihazlar hemen hemen korumalıdır arkadaşlar. Yani böyle bir durum oluştuğunda, gerilim düştüğünde veya yükseldiğinde koruma sistemi var. Tabi her koruma sistemi %100 koruma yapmaz. Dediğim gibi soru soruldu ki söylüyorum. Evet, nötr koparsa değerli arkadaşlar, ampulümüzün patlama ihtimali var. Bir de işte adaptör gibi tür şeyler, bunlar zarar görme ihtimali var. Evet. Peki bu çok düşük ihtimal olan bu nötr kopmaya karşı şu varistörü devreye alarak, yani biraz sonra göreceksiniz, topraklama klemensi ile nötr klemensi arasına koyuyoruz ve bakalım ne olacak. Devreye bağladığımızda bize her türlü şartlarda koruma yapacak mı? Bunun yan etkileri var mı? Yan etkileri bizim için hafif mi olacak yoksa ölümcül mü olacak? Hep beraber görelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, varistörü bağlamadan önce kısaca varistörün çalışma mantığından bahsedeyim. Çok detaya girmeyeceğim. Bu varistör daha çok elektronik devrelerde kullanılıyor. AC devrelerden de kullanılır. Özelliği ne? Çalışma mantığı ne? Değerli arkadaşlar, her varistör değişik voltajda da üretilir. Büyüklüğü küçüklüğü de var.
Çalışma mantığı kısa da şöyle. Diyelim ki bu elindeki varistör 30 volt. Biz buna varistör voltajı diyoruz. Eğer voltaj bu sınırlar içerisindeyse bu varistör çok yüksek bir dirence sahip. Yani neredeyse üzerinde akım geçmez. Ama varistör kendi geriliminin çok üzerine bir gerilime maruz kalırsa değerli arkadaşlar, gerilim yükseldikçe çok hızlı bir şekilde direnci düşer. Kapalı hale gelir. İletkenle hiçbir farkı olmaz. Yani kendi gerilim sınırları içerisinde gerilime maruz kalıyorsa sıkıntı yok. Ama kendi gerilimin üzerine çıktığı an çok hızlı bir şekilde direnci düşüyor. Ve anahtar gibi, adeta anahtar gibi devre kapanıyor arkadaşlar. Biraz sonra zaten göreceğiz. Devre bağlayacağız, test edeceğiz. Evet. Şimdi varistörümüzü bir bağlayalım. Bir kontrol edelim. Nötr koptuğunda devreyi kesiyor mu? Her şartlarda bizi koruyacak mı? Yan etkileri var mı? Buna bakacağız. Evet arkadaşlar, varistörü devreye bağladık. Şimdi varistörümüzü test edelim. Evet. Varistörü topraklama klemensi ile nötr klemensi arasına koyduk, bağladık. Yani bu, burası bizim dairemiz arkadaşlar. Sigorta kutusunu düşünelim veya panosu. Kendimize ait olan, hani cihazlarımızın nötr olmaya karşı koruyoruz ya, koruyacağız ya. Burası bizim kendi evimiz. Kendi evimizin sigorta kutusu veya panosu diyelim. Şu anda sistem çalışıyor. Herhangi bir nedenle nötr koptu. Evet, deniyoruz. Evet, nötr koptu. Gerçekten varistör roleyi devre dışı bıraktı. Peki bu varistör ne yaptı da roleyi devre dışı bıraktı değerli arkadaşlar? Bu nötr koptuğunda bu klemens üzerinde bir gerilim oluşur arkadaşlar. Buradaki oluşan gerilim biraz sonra ölçeceğiz. Bizim varistör 30 volt, 15-30 volt öneriyor. Önemli değil, 50 volt da olsa biraz sonra göreceğiz. Ölümcül olan bir gerilim burada oluşuyor. Buradaki gerilim kendi gerilimin üzerinde olduğu için hızlı bir şekilde devreyi kapattı. Şase oldu. Buradaki gerilimi topraklama iletti. Haliyle burada da alıcı olduğu için akım buradan toprağa doğru akı. Gelen akım dönüşte rolerin üzerine tam dengeli olmadığı için haliyle role devre dışı bıraktı. Eğer bu durumda bu role arızalı olsa bu sistem atmayacak. Belki buradan yangına neden olacak. Bu kesinlikle patlayacaktır. Yanacaktır arkadaşlar. Evet. Varistör'ün çalışma mantığı bu. Şimdi değerli arkadaşlar, varistörü devreden çıkaracağız. Sözlü olarak söyledik ama Çinlilerin bir atasözü var. Bir defa görmek bin defa işitmekten daha değerlidir. Bir de varistörü devreden çıkartayım. İki alıcı varken nötr üzerinden ne kadar gerilim düşüyor? Tek alıcı devredeyken nötr üzerinden ne kadar gerilim düşüyor? Cihazı ölçelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz orada 208 volt var. İki alıcı devrede. Şu anda değerli arkadaşlar, bir tek ampul devrede herhangi bir nedenle bizim nötr koptu. Neredeyse 220 volt. Burada olan voltajın tamamı şu anda nötr üzerine düştü. Bu volt tehlikeli mi? Ölümcül bir voltaj arkadaşlar. Biraz sonra nasıl ölümcül olduğunu çok daha iyi göreceğiz. Birkaç örnek göstereyim ki ne? Bu varistör meselesi iyi anlaşılsın. Benim ülkemin güzel insanları. Bu varistörü topraklama klemensi ile nötr klemensinin arasına koyduğumuzda artık bu varistör elektrik tesisatının bir parçası haline geliyor. Yani kaçak akım rolesi tesisat için ne ifade ediyorsa, sigorta neyse, priz anahtar neyse, varistör de artık odur arkadaşlar. Bir elektrik devre elemanı haline geldi. Evet arkadaşlar. Burada ölümcül gerilim var mı? Hep beraber gördük, var. Peki
herhangi bir nedenle böyle nötr koptu veya şartıyla açtık kaçak umresini buradan geçirmedi. Bu durumda burada ölümcül gelin var. Biz kalkıp bu ölümcül olan gerilimi topraklama veriyoruz. Eğer her şey yolunda giderse böyle bir durumda ruhla hiç arızalanmayacak. İki, topraklama her şartlar altında sağlam olması gerekiyor. Peki topraklamayla nötr yasadığımız zaman nötr sürekli kontrol altında, yani en bir zayıflama, bir çürüme olduğu zaman hemen fark ederiz. Peki topraklama öyle mi? Topraklama öyle değil arkadaşlar. Topraklama zamanla çürüyen, özelliği kaybolan, ucu kopan, oksiditen, çoğu kez topraklamamızın sağlam mı değil mi? Haberimiz bile yok. Ya Allah aşkına, apartmanımızın topraklamasını kaç yıldan beri kontrol etmedik? Veya hiç kontrol ettik mi? Yani topraklama zamanla zayıflayan, özelliği kaybolan bir elektrik tesisat devresi arkadaşlar. Kalkıp da böyle ölümcül olan bir elemanı nötr ile toprak arasına koymak doğru değildir arkadaşlar. Niye doğru değildir? Şimdi diyelim ki bu varistörü bağladık. Nötr de bir şekilde roleden geçmedi. Nötr koptu. Bayağı role arızalandı. Bizim topraklamamız sağlam değil, haberimiz yok. Zamanla çürüyen, özelliği kaybolan bir devre. Böyle bir durumda ne tür bir tehlike ortaya çıkacak? Varistörü devreye bağlayalım. Bir de o tehlikeleri görelim. Evet arkadaşlar, varistörü tekrardan devreye bağladık. Nereye bağladık? Bir kez daha söylüyorum. Dairemizin veya panonun içerisinde, kendi evimizdeki sigorta kutusunun içerisine topraklama klemensi ile nötr klemensinin arasına koyduk bu varistörü. Bu varistör böyle bağlıyken tekrardan nötrü, şu anda sıfır nötrü kesiyor. Bir de devreyi kapatıyor biliyorsunuz. Şu anda tekrar nötr verdim roleye. Bizim topraklama herhangi bir nedenle koptu veya zayıfladı. Bakınız bu orijinal topraklama, standart. Bu işe bahçede yapılmış zayıf olan bir topraklama. Kopmuş topraklama ile zayıf topraklama pek fark yok. Bir deneyelim. Eğer bizim topraklama herhangi bir nedenle zayıflarsa veya koparsa varistör görev yapacak mı? Yine güvenli olacak mı? Şimdi buna bakalım. Bu durumda varistör devrede arkadaşlar, herhangi bir nedenle diğer bir nötr koptu. Peki ne oldu? Topraklama zayıf olduğu için buradaki ölümcül olan gerilim varistör üzerinden topraklama kalemesine geçti. Topraklama kalemesinden, yani dairemizden panoya geldi. Panodaki topraklama barası ve buradan da diğer birinci ve ikinci dairelere geçti. Buradaki ölümcül olan gerilim hem burada, hem kendi evimizde şu anda var, hem de diğer dairelerde var. Peki şu anda var mı orada gerilim? Var arkadaşlar. Topraklama zayıfsa varistör görev yapmayacak ve buradaki ölümcül olan gerilimi toprak üzerinde olacak. Hem burada ölümcül gerilim var şu anda, hem burada var, hem diğer dairede var. Şu anda 200'ün üzerinde bir voltaj oldu. Bak bu birinci daire, ikinci daire de bakıyoruz topraklamasına. Bakınız orada da aynı voltaj var. Yani varistör devredeyken herhangi bir nedenle nötrümüz zayıflarsa veya koparsa artık bu varistör ölümcül bir elektrik devre elemanı olmuş olacak. Evet, peki burada ölçtüğümüz gerilim ve burada ölçtüğümüz gerilim, burada da aynı gerilim var arkadaşlar. Artık bu üç evdeki insanların can güvenliği şu roleye bağlı arkadaşlar. Diyelim ki birisi burada ütüye değse onun elektrikten kurtulma şansı %50, ya elektrikle çarpıldığında sıkıntı olmuş olacak. Role görev yaparsa kurtulmuş olacak. Role görev yapmazsa işte bu adeta ölümcül bir gerilimdir arkadaşlar. Kurtulma şansı çok düşük. Ve bu
kendi evinde, ister bu dairede, isterse bu dairede, dünyanın en iyi kaç akım rulosu bağlı olsa da buradaki çarpılacak olan gerilim o ruleden geldiği için bu rule hissetmeyecek. Haliyle bütün bu bir üç daire ise üç, bir ise bir veya beş ise beş apartmanda hepsinin can güvenliği böyle bir durumda bu role bağlı. Role çalışırsa yani elektriğe çarpma olasılığı mı? %100. Bu varistör devrede olursa sürece bu apartmanda, bu dairede bir çamaşır makinesine, şofbene, buzdolaba dokunduğu an bu ölümcül gerilimi %100 çarpılacak. Ama %100 çarpılıp ölür mü ölmez mi? Allah korusun. Kimsenin ölmesini istemiyoruz de ama. Yani çarpıldığında role görev yaparsa kurtuldu. Yapmazsa şansı çok düşük. Bir de bu tehlikeyi ampul yakarak gösterelim ve videomuzu bitirelim. Evet. Şu anda nötr kopuk. Bir tane arıcı devrede. Şu anda topraklama da zayıf. Böyle bir durumda ölümcül olan gerilimi göstermek istiyorum. Evet. Yani bu topraklama üzerinden ölümcül gerilim var arkadaşlar. Bir de ütünün düş kabına bakalım. Gördün değil mi? Ne kadar tehlikeli bir gerilim oldu. Eğer varistör devredeyken herhangi bir nedenle bu topraklamamız zayıflar ve koparsa artık varistör görev yapmayacak. Yapmadığı gibi de bizim için hem kendimiz için hem diğer dairedeki eğer bir apartmanda oturup da bu varistörü kendi evimize bağlamışsak sadece kendi can güvenliğimizi tehlikeye atmıyoruz. Komşularımızın apartmanın tamamını da tehlikeye atmış oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar, takıp takmaması size bırakıyorum. Kendi adıma söylüyorum. Bunu hiç kimseye önermem. Böyle bir varistörü bir elektrik tesisatı bir bütün haline gelecek olan bu parçayı takın demem. Ama takmak isteyen varsa sizin bileceğiniz bir şey. Biz kendi görevimizi yaptık. Her gördüğüne inanma, her duyduğuna kanma. Yanlışa uzak duralım. Doğru da arkadaş olalım. Lütfen kanalıma abone olur musunuz? Bir başka bilgi içeren videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.